Nabersiniz tayfa, ben Fantastik Siyok. Black Clover animesinin 13. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Biliyorum bu hafta, 2 hafta Black Clover gecikti. Black Clover diye okunuyor ya Japonca'da. Geciktiği için üzgünüm. Neden? Çünkü biraz şey yapmış olabilirim. Kulak arkası etmiş olabilirim seriyi. Çünkü bölümler çok da iyi gittiği söylenemez. Bugün bu bölümü biraz tartışacağım, böyle epey bir tartışacağım. 13. bölümünün puanlamasına 10 üzerinden 8.2 veriyorum. Neden? Evet, iki bölüm bizi böyle çok böyle amşam olmayan sürükleyici bölümlerden birine sokmadılar açıkçası. Lord Salim'in tarafından gerçekleştirileceğini biliyorduk bu suikastin ve Yuno'nun kitabını yakma çabaları gerçekten yine başarısız oldu. Birinin kitabını alarak onun gücünü yok etmek içler acısı bir durum. Bir gücün bir kitaba bağlı olması bence biraz tuhaf kaçıyor. Bu serinin eksiyonlarından birini kitaba bağlamalarını söyleyebilirim tayfa. Bence birinin kitabını çalmak falan, ele geçirmek biraz tuhaf bir şey, kötü bir şey aslına bakarsanız. Düşünsenize, bir gücünüz var ve ölümüne savaşıyorsunuz. Birini sizin kitabınızı al diye gücünüz yerle bir oluyor. Bence bu tamamen başarısızlık harbiyesi. Bunu nereye bağlayacaklar bilmiyorum ama büyük ihtimalle büyücü kitabının bir böyle bağ olacak karakter arasında. Daha doğrusu çalmaya çalışan veya ele geçirmeye çalışan olursa hissedecek mi acaba? Bu tarz bir şey mi var ortada? Yoksa gerçekten büyücü kitabını aldığınız zaman, büyücünün bir kitabını aldığınız zaman o kişi tamamen güçsüz mü kalıyor? Bu gerçekten aşırı derecede absürt olurdu. Lord Salim'in tek amacı Yuno'nun kitabını ele geçirmek ve Yuno'ya bir darbe uygulamaktı. Tamamen kişiliğine bir darbe uygulamaktı. Fakat başarısız oldu. Rahibe Sistaliliği kaçırdılar ve rahibeliliği kaçırdıktan sonra hemen Yuno harekete geçti. Lord Klein de oradaydı. Klein dedi mi o isim? Klaus'tu, pardon, Klaus. Klaus'la Klaus gitme falan dedi. Amacımız Lord Salim'i kurtarmak dedi. Büyük ihtimal Lord Salim'i orada kandırdılar zaten ve Lord Salim'e bir büyü yaptılar ve adamlar nerede falan hepsini büyü sayesinde gördüler. Mimonosa'nın büyüsü sayesinde, o yandaki kızın, Altın Şafak'tan diğer bir kız karakter vardı ya, onun büyüsü sayesinde gördüler ve Lord Salim'i, adamlarını falan yakalamaya başladılar. Rahibeliliği de kurtardılar. Biraz böyle birkaç sahne vardı, orada yemek, patates falan yediler. Hege köyünün efsanevi patateslerini yediler, pederin patateslerini ve Altın Şafaklar bir yıldız aldı. Diğer 4 tane yabancıyı yakaladılar, bir tane yabancı kaldı ve o karakteri de Büyücüler Kralı yakaladı ve Büyücüler Kralı bir tane yıldız verdi Altın Şafak'a. Ardından hastaları gösterdiler, Yami'leri gösterdiler ve Yami dedi ki Allah ayda dedi, 100 tane 100 farkımız var dedi Altın Şafak'larla, şimdi 101 oldu dedi. Aslı da böyle kaşla göz arasında onları yetişeceğim diyor, 101'e diyor, -30 puanı var, -30 yıldızı varmış Karaboğaların ve bölüm orada bitiyor. Diğer bölümde büyük ihtimalle Büyücüler Kralı bir tane görev veriyor ve bu görev büyük ihtimalle Karaboğalar alıyor diye düşünüyorum. Onun dışında bölüm çok da iyi değildi. Değinmem gereken çok önemli noktalar yok. Klaus ile Yuno arasındaki ilişki biraz daha düzeliyor gibi ama çok da iyi değil şu an. Kurgu çok böyle amşam, bizi izleten, sürükleyici ha ha falan diye bağıracağımız şeyler olmuyor. Yeni şunen seriler gerçekten çok da iyi değil. Eskileri örnek alarak ilerliyor. Belli ki ve kendine özgünlüğünü kaybediyor. Ama şu şunen serilerdeki farklılık beni mutlu ediyor ama yine de özgünlükten biraz uzak kalmışlar. Yine de Black Clover şu an normal gidiyor. Gerçekten akışın çok da dışına çıkmadılar ve iyi yerlerin, böyle bizi şaşırtan olağanüstü yerlerin geleceğini düşünüyorum ben. Acaba böyle kişiyi zorlayacak gerçekten olağanüstü bir savaş ne zaman olur? Farklı. Bir de şöyle bir şey var. Normalde şunen serilerde böyle ölümüne dövüşürsün falan. Bundan manan bitene kadar falan dövüşüyorsun ama mananı zorlayabilirsin. Yine de çok garip ya. Bu bölümde özellikle Yuno'nun savaş sahnelerinde büyü yapıyor mesela karşıdaki düşman. O da ona karşı büyü yapıyor ve bir tanesini hakladım falan diyor. Savaşlar çok da şeyi böyle tatmin edici değil. Etraftan böyle büyüler falan görüyoruz ama çok da böyle amşam motive eden ve bizi böyle bağlayan bir şey olmuyor. Çok rahat bir şekilde. Yuno zaten aşırı tepkisiz bir karakter. Bilmiyorum, bakalım seriyi nereye bağlayacaklar. Aslan'ın dövüşleri biraz ilgi çekici oluyor. Çünkü kendisi de hem güçsüz gibi görünüp sonradan bir anda kılıcını çıkarması ve düşmana karşı iyi bir iş başarması, farklı yollardan ilerlemesi bizim dikkatimizi çekiyor. Biraz da fiziksel güce bağladıkları için aslanın gücünü, o biraz bizim dikkatimizi çekiyor. Büyüden çok, ne bileyim, ben de fiziksel güç arıyorum seride. Herhalde bu da benim şeyim oluyor, negatifliğim oluyor. Her neyse, bu incelemenin sonuna geldik. 14. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi gidip 14'ü izleyeceğim. Siz de ikisini aynı anda almış olacaksınız. Hoşçakalın tayfa.